Merhabalar, ben Afet. Videoyla karşınızdayım. Bugünkü video kitap alışverişi videosu. Alışverişimi şöyle gösterebilirim. Alışverişimi BKM kitaptan yaptım. BKM kitaptan yapma sebebim aslında çok iyi indirimlerin olmasıydı. Her zamanki gibi. Bir de Enpara'nın biliyorsunuz daha önce videomda bahsettiğim bir kampanyası vardı. Sadece Kidega için geçerli olan. O da 50 lira ve üzeri alışverişlerde 15 lira indirim veriyordu. Bunu hem kitap yurdu için hem de BKM kitap içine geçirmiş Enpara. Getirmiş. Ama tabii ki de bir de şart koşmuş, fatura talimatı şartı. Buna rağmen ben tabii ki de her zaman gibi bu hediyeyi, indirimi kullanmak adına en paradan bunu yaptım, bu alışverişi yaptım. Ki zaten biliyorsunuz BKM kitaptan alışveriş yapmak istiyordum. Hatta son videomda sordum tavsiye eder misiniz diye. Tavsiye edenler olmuş, etmeyenler olmuş. Ama ben yine denemek istedim ve denemediğim çok az artık kitap sitesi var ve bunu da özellikle denemek istiyordum zaten. Ve harika da indirimler var dediğim gibi. Hatta uzunca bir zaman dersim zaman zaten göstereceğim. Hatta bir yandan da açayım. Hatta uzunca zamandır istediğim bir kitap vardı. Bir türlü elimin gitmedi. Yani elimin gitmeme sebebi de aslında tamamen şu. Yani okuduğum kitaplar olduğu zaman ve farklı basımlar çıktığı, özellikle ciltler çıktığı zaman okuduğum için o kitaplara aslında elim gitmiyor doğal olarak. Çünkü okumadığım o kadar çok kitap, almak istediğim o kadar çok kitap var ki ona bir türlü sıra gelmiyor. Yoksa tabii ki de ya elimin gitmeme sebebi bu. Yoksa alacağım bir sürü zaten kitap var. İstediğim bir sürü kitap var. Bu şekilde göndermiş BKM. Genellikle ben kutu olarak kutuyla birlikte gönderildiği zaman kitaplar daha çok hoşuma gidiyor. Ama yine de güvenilir göndermiş gibi görünüyor. Hemen açar açmaz ilk karşıma çıkan kitap. Şekilde ayaçlar göndermiş. Yani son zamanlarda istediğim aslında alışveriş sitelerinde, kitap alışveriş sitelerinde bu şekilde çıkmıyordu. Ayraç çıkmıyordu. Bunda çıkması güzel geldi. Üstüne de sen evde kal biz sana geliriz yazıyor. Evet, çok güzel. Arkasında bugün kaç sayfa okudun diye şu şekilde var. Ben bazen oluyor ki günde 100 sayfa okuyorum ama bazen de oluyor ki okuyamıyorum. O yüzden o bana çok fazla uyan bir şey değil ama yine de tabii ki de satışça yazarım. İlk olarak elime gelen kitap Türk Edebiyat Klasiklerinden Fatma Aliye'nin kitabı. Zaten daha önceki Refet kitabını okuduktan sonra bilmiyorum sizlerle paylaştım diye hatırlıyorum ama gerçekten de tam benlik bir yazar Fatma Aliye. Daha önce biliyorsunuz Refet'ten bahsederken yorumlarda birisi yazmış zaten tam sana göre diye. Gerçekten de öyle. Bu kitabı da Hayattan Sahneler. En kısa zamanda okuyacağım. Zaten çok kısa. Normalde ben bu kadar kısa olan kitapları zaten yarım günde bile daha bile kısa sürüyor. Okuyorum zaten ama bir an önce ilk okuyacağım kitapların başında geliyor. Çünkü dilini, yazımını, yani kadınları anlatış şeklini zaten en iyi kadın anlatır. Öyle söyleyeyim. Çok güzel anlatmış. O nedenle bir an önce okuyacağım. Bir diğer kitap yine aslında şimdiye kadar ya utanarak söylüyorum ki okumadığım ama tabii ki de bu zamana kadar çok uzunca bir zaman önce aslında okumam gereken bir kitap olan Aile Kadan, Yusuf Atılgan'dan. Evet, daha önce okumadığım bir kitap bu ve Can Yayınları'nda bu şekilde basımını görünce, ciltli olarak çıkarttığını görünce aslında listeme ekledim. Bayağıdır listemdeydi, bayağıdır okumak istiyordum. Yalnız Can Yayınları gerçekten de çok güzel çıkartmış bu kitabı. Yani alacaksanız eğer Yusuf Atılgan'ın Aile Kadan kitabını okumayan varsa benim gibi muhakkak bu şekilde ciltli olarak alsın. Çok güzel. Şu anda ilk okuyacağım kitaplardan biri zaten bu. Çok merak ediyorum. Yani uzunca bir zamandır aslında listemdeydi. Uzunca bir zamandır okumak istediğim bir kitaptı. Ama dediğim gibi bir türlü elim gitmiyordu. Bir diğer kitapsa hemen şöyle çıkaracağım. Simyacı kitabı. Yani aslında Simyacı'yı okudum. Ama bunu okumamın üzerinden gerçekten çok uzun bir zaman geçti. Ortaokula gidiyordum diyebilirim. Ve bende olmayan bir kitaptı. Yani kitaplığıma henüz kazandırmadığım bir kitaptı. Ve bu şekilde ciddi olarak istiyordum. Bir aslında bundan önceki alışverişimde de bilmiyorum sizlerle paylaşmış mıydım ama Kidega'dan istemiştim ben zaten önceki alışverişim. Pardon, İdefix sanırım önceki alışverişim. Ama tükenmiş olarak gözüküyordu. O nedenle alamamıştım. Yoksa uzunca bir zamandır zaten aslında kitaplığıma almak istediğim, kitaplığına bulunmasını istediğim bir kitaptı. Özellikle Can Yayınları olarak, bu şekilde ciltli olarak istiyordum. Bu şekilde de tabii ki bulmuşken ve indirimdeydi gerçekten çok
Yani BKM Kitap benim galiba kitap yurdundan sonra gördüğüm en iyi indirimlerin olduğu sitelerden birisi oldu şu anda. Hani benim düşüncem o yönde açıkçası. Bilmiyorum daha her siteyi kullananlar var mı ama kitap yurdu benim için indirim olarak en iyi, en uygun kitaplar kitap yurdunda var. Ama ben uzunca bir zamanda kitap yurdundan kitap istemedim. Sanırım bu Kidega'nın en para kampanyasından dolayı. Ama artık o kampanya kitap yurdunda geldi ve kitap yurdundan da isterim kısa bir zaman sonra. Ama gerçekten BKM kitabını da ve şu ana kadar gelen kitaplara bakacak olursak gayet iyi bir şekilde göndermişler. Yani gayet iyi indirimler var. Kesinlikle galiba artık şeyden yapacağım. BKM kitaptan yapacağım gibi görünüyor. Gönderiş şekilleri ve kitapların uygun fiyatlı olmasından dolayı. Yani kitaplara da aslında fiyat biçmek doğru değil, fiyat demeyeceğim. Değer diyeyim yani. Değerleri daha uygun diyeyim. Daha doğru bir kelime olur. Bir diğer kitabımsa Hüseyin Cahit Yalçın'dan Tanıdıklarım kitabı. Yani inanın bu niye uzun zamandır alışveriş listemdeydi? Neden bunu bu kadar uzun zamandır anlatıyordum bilmiyorum. Ama Kidega'nın benim listem var Kidega'da. Ve o listemde sürekli olan bir kitaptı. Yine Ötüken Neşriyat'ın da BKM'de güzel bir indirim olduğu için aslında almak istedim bu kitabı. Ama inanın hani niye bu kadar çok istediğim bir kitap, neden bu kadar çok istemdeydi bilmiyorum. Ama en kısa zamanda okuyacağım. Ben çünkü Ötüken Neşriyat'ın hemen hemen çıkarttığı her kitaba okumak, almak istiyorum zaten. Benim için değerli yayın evlerinden birisi. Belki de en başta en çok sevdiğim yayın evlerinden birisi diyebilirim. Bir diğer kitabımsa Yeşil'in Kızı En. Bunu niye aldım bilmiyorum. Şimdi bu kadar kitabın arkasından bu kadar çok istediğim listemden kitaplardan sonra bunu niye aldığımı bilmiyorum. Sanırım annem bu kitabı istemişti. Öyle açıklayabilirim. Çünkü hani listemde olan okumak istediğim aslında çok fazla tarzım olan da bir kitap değil. Dizisini derseniz dizisini izledim. İlk sezonunu izledim. Abim genellikle Netflix'e çıkan hemen hemen her diziyi izlediği için böyle beğendiği dizilerde olduğu zaman bize zorla izletir kendisi. O yüzden yani dizisini izledim ilk sezonu. Daha sonraki sezonlarını izlemedim. Ama sanırım bunu isteyen annemdi. Öyle hatırlıyorum. Çünkü ben bu kitabı hatta bunu sanki alışveriş almak isteklerim arasında koyduğumu bile hatırlamıyorum. Ama bu şekilde defterine ve kitabı göndermişler ciltli basım olarak. Şimdi bu Yeşil'in Kızı En'i yanlış hatırlamıyorsam Koridor Yayınları da ciltli olarak basmış. Aslında Koridor Yayınları'nı tercih etmem daha doğru olurdu. Neden diye sorarsanız Koridor Yayınları'nın kitaplarını zaten ciltli olarak alıyorum şu anda. O da kitaplığıma yine aynı şekilde kazandırmak istiyorum açıkçası. Bazı yayın evlerinin hemen hemen tüm kitaplarını almak gibi bir düşüncem olduğu için. Aslında Koridor ciltli kitapları öyle ama bu şekilde almışım. Ya büyük ihtimalle bunu annem istemiştir. Bu basın olarak, bu yayın olarak eğer bu ciltli bu şekilde gördüyse annemin tercihidir bu. Büyük ihtimalle o okuyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben çok fazla bu tarz kitaplarla, yani dizisinde bildiğim için konusunda bir gömle tarzı konusu olduğunu, çok fazla benim tarzım değil açıkçası. Ve aslında bu alışverişi yapma sebebim, uzunca bir zamandır istediğim kitap dediğim, okuduğum ama aslında ciltli olduğu için bir an önce almak istediğim kitap tabii ki de George Orwell'dan Hayvan Çiftliği. Yani bu kitabı zaten, bu arada harika göndermişler. BKM kitaba gerçekten de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde göndermişler. Yani bu kitabı zaten ilk bu şekilde çıktığı andan itibaren bir an önce kitaplığıma kazandırmak istiyordum. Yani okuduğum bir kitap olduğu için böyle mesela George Orwell'ın 1984'te öyle çok uzun bir süre sonra aldım. Ondaki abim hediye olarak almıştı. Ya bu da aslında öyle diyebiliriz yani abimin hediyesi diyebiliriz. Çünkü ben okuduğum kitaplar olduğu zaman çok fazla elim gitmiyor o kitapları almak için. Ama gerçekten de müthiş yani şu his, şu kitabın verdiği heyecan, mutluluk, her şeyi söyleyebilirim. Harika bir şey. Ve gerçekten dediğim gibi uzunca bir zamandır almak istediğim, listemde olan, ya bu şekliyle almak istedim. Yoksa zaten dediğim gibi Hayvan Çiftliği kitabı bende var. George Orwell ki zaten en sevdiğim yazarlardan biridir. Sıralama yapsam Cengiz Dağcı, Cemil Melik, sonra George Orwell yer. O kadar sevdiğim bir yazar. Ama dediğim gibi bu basım olarak özellikle Hayvan Çiftliği'ni okumadıysanız eğer muhakkak bu basımıyla alın diyorum. Yani çünkü bunun insana verdiği his bir başka. Kesinlikle kitaplığınıza kazandırmanız gerekiyor.
Ki George Orwell hakkında da bu arada hayatını da okudum. Hakkına çıkan dergi mesela konuları, dosya konusu olduğu zaman o dergileri de aldım. Dediğim gibi hayatını da okudum, biyografisini de okudum. Hani onun hakkında pek çok yazılan şeyi okudum. Bilmiyorum, ben çok fazla ehemmiyet vermiyorum açıkçası o yazılanlara. Çünkü benim için önemli yazdığı aslında kitapları. Belki o yazdı, belki o yazdı, bilmiyorum. Pek çok şey var onun hakkında ama benim için dediğim gibi önemli olan bu okuduğum Hayvan Çiftliği 1984 kitabıdır ki benim için favorilerim. Diğer kitaplarını da okudum. Hatta sizlerle paylaştım diye hatırlıyorum. Ama kesinlikle bu iki kitabı özellikle herkes tarafından okunması gereken kitaplar diye düşünüyorum. Gerçekten de çok müthiş olmuş. Yani şu kitap herkesin kitabında olması gerekiyor ki 1984 için de aynı şeyi düşünüyorum. Yine Can Yayınları'nın ciltli olarak bastığı kitabı için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani muhakkak kitaplarınızda bulunması gereken kitaplar. Evet, alışverişim bu şekildeydi ve dediğim gibi uzunca bir zamandır, uzunca bir süredir aslında kitaplığıma eklemek istediğim, almak istediğim kitaplardı. Yeşilin Kızı en için tabii ki aynı şeyi söylemeyeceğim. Onu da artık bir an önce umarım annem okur ve bana da anlatır diye düşünüyorum. Belki de okurum yani, bilmiyorum. Ama bu şekilde umarım ki beğenmişsinizdir. BKM kitap gerçekten de hani tavsiye etmeyenler niye etmiyor bilmiyorum. Çünkü gönderim olarak çok güzel bir şekilde göndermişler. Bu kadar hatta şey içinde olunca, kutu olmayınca dedim niye bu şekilde göndermişler, işte güvenilir değil diye. Ama içine koyduklarıyla gerçekten de çok güvenilir gelmiş. Kitapların hiçbirinde hiçbir zararı yok. Ki en son ki biliyorsunuz İdefix'te kitap yurdunda birkaç böyle sıkıntı yaşamıştım. İlk defa bu kadar içime sinerek harika kitaplar göndermişler. Çok iyi gelmiş kitaplarım. Yani çok çok mutlu oldum şu anda. Ve bir an önce bunları da başlamak istiyorum. En güzel bayram hediyesi diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum herkese de. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere.